Ama en büyük alçaklığı şeytana kendini satmasıdır. Yani bir insanı kendini satmasından milyonlarca kere beterdir şeytana kendini satması münafığın. Ya yoksa onun pislik bedenine bir pisliğin girmesi, efendim akması değildir. Yani asıl şeytanın içine girip şeytanın ona akması en büyük adiliktir, alçaklıktır. Dolayısıyla münafığı anlamak için bazı insanlar ufku dar olur. Ya diyor adam işte çekmiş gitmiş. Nedir falan. Ya kardeşim niye çekip gidiyor biliyor musun? İslam mağlup olsun diye bunu yapıyor. Müslümanlar dağılsın, örnek alsın diye yapıyor. Arkası gelsin diye yapıyor. Malını vermemiş. Ne olacak ki falan diyor. Vermemesinin nedeni İslam'a hizmet etmemesi. Yani yahut zekat, sadaka, fıtr de tabir edilen veyahut yani İslam'a herhangi bir şekilde yardım etmemesinin nedeni ne bak Allah açıklıyor. Sonunda dağılıp gitsinler. Yani İslam yok olsun diye yapar bunu. Ya çok büyük bir alçaktır münafık. Ama kendini kandırır, etrafını kandırır göğe. Ama tabii ahmak olduğu için onun kandırması şeytani bir kandırma olur. Yani şeytanın zekasını kullanır. Çok ahmakçadır tavırları. Çok aptalcadır. Bak oysa diyor Cenab-ı Allah göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar kavrayamıyorlar diyor. Yerin ve göğün hazineleri Allah'ındır. Allah Müslümanlara zaten bol mülk verir. Zaten bol insan ihsan eder. Bol bol müminlerden destekler. Yani zaten münafığın desteğine ihtiyacı yoktur. Münafığın gitmesi zaten müminler için berekettir ama münafığın suçu ve kapsamı çok büyüktür. Alçaklığı çok büyüktür.